Değerli basın mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti iktidarı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordinasyonunda engellilerden yaşlara, çocuklardan kadınlara, her kesimi destekleyerek ülkemizde hiçbir vatandaşımızın kendini kimsesiz hissetmemesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bu amaçla diğer kurumlarımızla birlikte 2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Aile Sosyal Destek Programı kapsamında 4.1 milyon haneye doğrudan ulaşıldı. 2.8 milyon haneye elektrik yardımı başlatıldı. Yakacak yardımına doğal gaz da ilave edildi. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek için bakanlığımızın sosyal hizmet merkezlerinin sayısı 397'ye çıkarıldı. Eğitim ailede başlar anlayışıyla 3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar geniş bir yelpazede eğitim verildi. Aile danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağlandı. Evlilik öncesi eğitim programlarımızla 300 bin gencimize ulaşıldı. Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerinde kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. Yeşilay ile işbirliği içinde 1.1 milyon kişiye bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi. Değerli basın mensupları, koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı 8.009'un üzerine ulaştı. Yaklaşık 154 bin çocuğumuza kendi ailesinin yanında sosyal ve ekonomik destek hizmeti verildi. Kamuda görev yapan koruma altındaki çocuk sayısı 59 binin üzerinde. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştı. Evde bakım yardımı alan engelli sayısı 565 binin üzerine çıktı. Engelsiz gündüz bakım evlerinin sayısı 130'a, yaşlı gündüz bakım evlerinin sayısı ise 138'e yükseltildi. Ülke genelinde 104 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 binin üzerinde engelliye ücretsiz, 168 huzur evinde 14 binin üzerinde yaşlıya ücretsiz veya çok düşük ücretli bakım hizmeti veriliyor. Engelli istihdamı kapsamında kamuya atananların sayısı 65.700'e yaklaştı. Kadına şiddete karşı mücadele tavizli olarak sürdürülürken kadın konuk evlerinde kadın ve çocuk 64 binden fazla mağdura hizmet verildi. Değerli basın mensupları, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde oluşturduğumuz güçlü sosyal altyapı sistemi sayesinde büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. Dezavantajlı vatandaşlarımız başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini rahatlatacak sosyal yardım modellerimizi de hizmetlerimizi geliştirip çeşitlendirmeye devam edeceğiz diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.